Herkese iyi günler diliyorum. Bugün yine doktor bir programla karşınızda olacağız. Tabi her zaman olduğu gibi Sayın Celal Kıpruslu hocam bizlerle birlikte olacak. Aynı zamanda bugün çok değerli bir konuğum daha var. Bülent Atlas, Klas TV Spor yayın yönetmeni ve çok iyi dostum, çok iyi arkadaşım. Amatör spor olsun, profesyonel spor, futbol olsun özellikle çok büyük emeği ve katkısı var. Bir yerel televizyon kanalı sahibi, YouTube üzerinden yayın yapmakta ama hakikaten çok etkili ve çok güzel programlar ve haberlere de imza atıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Tabii özellikle Ankara Gücü ve Gençler Birliği'ni çok yakından takip eden bir gazeteci aynı zamanda. Bugün onunla çok güzel bir sohbet edeceğiz. Tabii ki Celal Hocam her zaman olduğu gibi uzaktan bizlere bağlantı sağlayacak. İnşallah gelecek haftadan itibaren, gelecek haftada bu aynı şekilde yayınımızı yaptıktan sonra sonraki haftalarda Sayın Hocamı stüdyomuzda ağırlamaya başlayacağız inşallah bir sıkıntı olmazsa. Tabii hocam da hem genel olarak Süper Ligi hem de tabii ki Ankara ve Gençler Birliği aynı zamanda Rizespor ve Trabzonspor'u kendisinden yorumlamasını bekleyeceğiz. Bugün çok farklı bir gün, farklı bir anlamı var bugünün. 10 Kasım 2020 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. yılı. Bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Çünkü bu değerler, bu kıymetler gerçekten ne kadar uzun sürede geçmiş olsa dahi kıymeti, değeri bilinmekte ve yad edilmekte. Rabbim bir kez daha mekanını cennet etsin. Kendisini saygıyla, rahmetle anıyoruz. Evet, Sayın Atlas, hoş geldiniz. Hoş bulduk başkanım. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Valla Celal Hocam buradadır diye geldim ama Celal Hocam uzaktaymış. Bulamadım. Onu görmek ayrı bir güzellik. Sizi evet. Görmek zaten apayrı bir güzellik başkanım. Çok teşekkür ederim. Şimdi Celal Hocam'ı göreceğiz. Sayın Hocam nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sevgili Kandazoğlu, Bülent Atlas kardeşim de hoş gelmiş. Onun görüşlerine de saygı duyan bir insanım. Yılların gazetecisi, gerçekleri söyler, doğruları söyler ama doğruları, gerçekleri söyleyenleri bu ülkede fazla sevmiyorlar. Onun için sevgili Bülent Atlas'a dikkat diyorum. Ben de aynı şekildeyim, bana da dikkat diyorum. İnşallah evet. Geç kalmamışsınızdır. Bu arada hocam, bugün 10 Kasım 2020 baş öğretmen, başkomutan, Cumhuriyetimizin kurucusu, önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82 yıl önce aramızdan ayrılışının yıl dönümü. Evet. Buradan sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz ve ruhu şad olsun diyorum. Evet. Hocam bir kez daha Ulu Önder Atatürk'ü bir kez daha rahmetle anıyoruz. Hakikaten Cumhuriyet'in kurulucusu ve bu milletin ayakta kalması ve bugünlere gelmemize çok büyük emeği olan bir lider. Unutmamız asla mümkün değil. Dedikten sonra hocam tabii ki hemen Trabzonspor'a sıcak bir gelişme olduğu biliyorsunuz Abdullah Avcı ile anlaşıldığı hep ifade edildi ama resmi bir açıklama yoktu. Yaklaşık bir saat önce, yarım saat, bir saat önce de Trabzonspor Abdullah Avcı ile anlaştığını resmi olarak açıkladı. Tabii biliyorsunuz milli takım arası var. Milli takım arasında Sayın Avcı'nın özellikle Trabzonspor'la başlamak istedim. Avcı'nın tabii ki takımı biraz toparlamak isteyecektir, tanımak isteyecektir. Ama bir gerçek de var. Siz sezon başından beri de Edin Nilsson'la olmayacağını, Trabzonspor için bir kayıp olduğunu hep ifade ettiniz. Trabzon'da Nokta gazetesine de yanılmıyorsam hocam her hafta yazınızı gönderip bu konuyu da defalarca işlediniz ama gerçeğin bu kadar uzun süre sonra görülmesi de açıkçası Trabzonspor açısından bir kayıp olduğunu ifade edebilir miyiz? Neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii teşekkür ediyorum Sayın Kandazoğlu. Şimdi bugün çok değerli bir teknik adamımız, büyüğümüzün de doğum günü. Onu da kutlayayım. Mustafa Denizli Hoca'nın bugün evet, doğum günü. Evet, onu da Sayın buradan Denizli kutlayayım. Hocamızın. Evet. 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 Ve Trabzonspor'a geldiğimiz zaman sezon başından itibaren değil, geçen sezon kalan iki maçtan sonra ve kupadan evvel söyledim bunu. Olmaz dedim. Niçin olmalarını, neden olmazlarını izah ettim. Çünkü tek başına yetkili bir takım çalıştırmamış. Yalnız scout olarak ve kondisyoner olarak bazı takımlarda görev almış. Türkiye'nin şartları farklıdır. Yani ne kadar yabancı oyuncunuz olursa olsun, Türkiye'nin şartları farklıdır. 81 ilin
Hatta örf adetleri, gelenek, görenekleri bile farklıdır. Ki Karadeniz, Trabzon ve Rize ayrı tutmak gerekir buradan. Çünkü buradaki insanların çok tutucu oldukları ve kendi insanına çok sahip çıkışları vardır, çıkıcılıkları vardır. Sıkı sıkı onlara sarılırlar ve onlardan beklentileri farklıdır. Şimdi diyeceksiniz ki işte Eddie Newton olmaz dedi mi? Olmadı, gitti ve Trabzonspor burada geç kaldı. Bakın bu sezon itibariyle baktığımız zaman 8. hafta bitti ve bazı takımlar 7 hafta oynadılar. Çünkü 21 takım olduğu için tek gidiyor. Tabii teklemeler oluyor, dinlenmeler oluyor. Maç oynamayan takımlar haftalar var. Ve Trabzonspor takımı şu anda 17. sırada ve 8 maç sonunda 1 galibiyet almış. 3 beraberlik, 4 mağlubiyet ve ligimizin en fazla gol yiyen takımı. 15 gol yemiş. Bu Trabzonspor takımının takım olma yolunda aksak gittiğinin bir göstergesidir. Bir teknik adam olarak ben bunları yorumlarken gerçekleri söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğim. Şimdi Abdullah Avcı Hoca geldi. Tabii ki Abdullah Avcı Hoca için söyleyeceklerimiz çok şeyler var. Pozitif de var, negatif de var. Ben şöyle söyleyeyim size. Baktığım zaman ben Abdullah Avcı Hoca'nın her ne kadar Karadenizli, Rizelidir kendisi olmasına rağmen Başakşehir takımında çalıştı ve ondan sonra A-Milli takımda görev yaptı. Sonra Beşiktaş takımında görev yaptı. Şimdi ilk defa evinin dışında bir takım çalıştıracak. Bu da çok zor bir takım. Trabzonspor takımı. Çok zor. Çünkü orada 7 yaşından 70 yaşına kadar çocuktu, yaşlıydı, büyüktü, küçüktü, orta yaşlıydı, gençti, bayandı, erkekti. Herkes futbolu yorumlar. Futbolu da çok iyi bildiklerini söylerler. Şimdi buradaki işi Abdullah Avcı'nın çok çok zor. Şimdi burada yönetimle konuştuğu nelerdir, maddeler nedir, nasıl anlaştılar? O sene bir beklenti var mı? Yani beklenti var mı derken Süper Lig'de şampiyonluk beklentisi var mı? Eğer bu beklenti varsa işi çok zor Abdullah Avcı Hoca'nın. Yani sıkıntılar çeker. Ama eğer ileri dönük ki 3 sene olarak anlaştıklarını duydum, biliyorum. 2,5 yıllık hocam. 2,5 yıllık bir anlaşma tamam, söz konusu. Tamam, bu sene yarım sezon demek. Ondan sonra 2 sene. O zaman değerlendirmemi şöyle yapmamız lazım. Devre arasını beklemek zorundayız. Abdullah Avcı için ve beklentiler açısından konuşmamız için devre arasını beklememiz lazım. Niçin devre arasını beklememiz lazım? Çünkü o zaman yapılacak olan bakalım transferler var mı? Gönderilecek oyuncular var mı? Çünkü Trabzonspor'un yapmış olduğu transferler çoğu yanlış transferler. Trabzonspor takımında futbol oynayacak futbolcuları seçerken Trabzon'un iklim şartlarını göz önüne almak zorundasınız. Trabzonspor'da sosyal yönünden Trabzonspor diğer işte İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya'ya, Bursa'ya göre biraz daha sosyal yön olarak geride kalmış bir ilimiz. Gelen insanların orada yaşamasını zorlaştırıyor bazı insanların. Onun için o yabancı oyuncular buraya gelirken tabii ki İstanbul'a geliyorlar ilk önce. İstanbul'da indikten sonra güzel bir karşılama var. Oradan Trabzon'a tekrar geliyor uçakla. Yine orada karşılama var. Denizi görüyor. Tabii yeni yapılan binaları görüyor. Yeni yapılan her şeyi görünce diyor ki evet ben burada yaşarım. Ama aradan belli bir zaman geçtikten sonra ki bu zamanda nedir? İşte 2 ay, 60 gün veya 3 ay diyelim, 90 gün. Bunu görünce bundan sonra diyor ki ben burada yapamayacağım. Niye? İşte eşleri varsa eşleri sıkıntı çekiyor. Çocukların okul konusu sorunları var. Çocukların gezmeleri var. Bunlar tabii orada yapılamıyor. Yapılamayınca da sıkıntılar futbolcunun başına geliyor ve eşi ve çocukları futbolculara baskı kurmaya başlıyorlar. Ve bundan dolayı da bu gelen oyuncuların orada fazla kalma süreleri asgariye aşağı iniyor. Ve bu sebepten dolayıdır da Trabzonspor oyuncu alırken çok dikkat etmek gerekir. Ve oranın şartlarına göre, iklim şartlarına göre, yemek şartlarına göre oyuncular seçmek gerekir diye düşünüyorum. Ben Abdullah Avcı Hoca'nın devre arası transferinde 5-6 tane oyuncu alacağını duydum, istediğini duydum. Bu oyuncuların gelmesiyle birlikte tabii Trabzonspor'un aşağı doğru çektiği borcu yukarıya çıkacaktır. Tabii Abdullah Avcı Hoca oraya bedava gelmedi. Anlaşmış olduğu bir para var. O parayı da ben duyduğum kadarıyla yüksek bir meblağ.
Bu da Trabzonspor için sancılı olacaktır. Çünkü Trabzonspor takımın inşallah Abdullah Avcı orada başarılı olur, devam eder. Çünkü Trabzonspor'a gelen hocalar ayrıldıktan sonra yüklü meblağlar, oradan tazminatlar alıyorlar. En son işte Edin Hilton da aldı. Ondan evvelki hoca da bir tek Ünal Hoca, Hüseyin Cimşir Hoca almadı diye biliyorum. Ondan evvelki hocaların çoğu buradan tazminatları aldılar. Ve Trabzonspor'u bayağı zor duruma düşürdüler. İnşallah Abdullah Avcı Hoca başarılı olur. Ve bu almış olduğu para, tabii ki silah çekip bu parayı istemedi. Karşılıklı oturup anlaşılarak aldı. İnşallah Abdullah Hoca orada başarılı olur. Ama şu an itibariyle dediğim gibi devre arasını beklememiz gerekiyor. Devre arası geldikten sonra yapacağımız yorumlar inşallah Allah ömür verirse o zaman yorumlarımızı daha sağlıklı yaparız diye düşünüyorum. Daha farklı olacak. Sözü fazla uzattım. Sevgili Bülent Tatlıs ve benim sevgili Kanızoğlu'na pası atıyorum. Can Hocam, Bülent Tatlıs'ın size bir sorusu var. Onu bir alalım istersen. Tabii. Evet Sayın Atlas. Hocam tabii. Şimdi Trabzonspor Newton'da başladı. Gençler Birliği Nobre'yle başladı. Alanya Spor Çağdaş Hoca'yla başladı. Rize Spor Thomas'la başladı. Şimdi bu bütün kulüp, 4 kulübün özellikle, hatta Göztepe'yi de İlhan Palut Hoca'yı da dahil edebiliriz. Düşük rakamlı hoca tercih ettiler. Yani hocanın kariyerinden daha çok rakamın düşük olduğundan dolayı bu isimler tercih edildi büyük ihtimalle. Bu kariyerli hocalar çok yüksek rakamlar mı istiyor? Niye bütün kulüpler böyle bir şey denediler? Şimdi Trabzon'da şimdi olmadı. Şimdi şöyle söyleyeyim, bakın şimdi diyeceksiniz ki ama diyeceksiniz Alanya Spor lider, işte Karagümrük üst sıralarda. Şimdi baktığımız zaman bakın, şimdi ben bunu hep gündeme getiriyorum sevgili Bülent, senin kanalında da getirdim. Bizim Çay TV kanalında da sürekli getiriyorum. Alanya Spor Çağdaş Atan, Karagümrük Şenol Can, Rize Spor Thomas, Hatay Spor Ömer Erdoğan, Göztepe İlhan Palut, Gençler Birliği Mert Nobre. Bunların lisansları bile yeterli değil. Yani bunları işte bir çıkış için bir fırsat veriyorlar. Bunlar tabii esasında çok iyi tanıdıklarına ettiklerinden değil bu arkadaşlara görev vermeleri. Senin de belirttiğin gibi çıkış yapsınlar, işte az parayla çalışsınlar. Kulübün ekonomik şartlarını da dengelemek için bu tip tercihler yapıyorlar. Şu an itibariyle baktığımız zaman tabii Alanya Spor lider konumda, Çağdaş Atan ve başarılı. Ama ben şunu tabii ki alkışlıyorum, bravo. İyi yönetiyor. Bravo diyorum. Teşekkür ediyorum Türk futboluna katkılarından dolayı. Ama Alanya Spor takımı, sevgili Mesut Bakkal, ondan sonra Mehmet Altıparmak, Sergen Yalçın, Erol Bulut, kurulmuş bir düzeni devam ettiriyorlar. Nasıl ki bir Başakşehir takımı, Büyükşehir İstanbul Büyükşehir Belediyespor'du, sonra Başakşehir oldu, devam edip geldi ve Türkiye Ligi şampiyonluğu kazandı. Aynı şekilde şimdi Alanya Spor takımı da Hasan Çavuşoğlu başkanı, İdareci, futbol şube sorumlusu, genel kaptan, ikinci başkan ve ondan sonra başkan olarak yoluna devam ediyor. Ve oradaki scoutlar var. O scoutların çok iyi çalışması var. Ve o scoutların çalışması neticesinde kadroda giden oyunculara bak, hiç çoğuna hiç niye gittiler falan demiyor. Konuşmuyorlar bile. Ve onların yerine gelen oyuncular gene orada görevlerini en iyi şekilde yapan oyuncuları alıyorlar. Bunlar işte bu başkanın ve scout ekibinin başarısı olarak, tabii ki yöneten teknik adamın da burada başarısı var. Bunun yanı sıra Karagümrük takımı, işte Şenol Can dedim. O da geçen sezon devam etti en son ve onunla birlikte çıktı. Orada da yine tecrübeli bir isim var. Yıllarca kulüp menajerliği yapmış, kulüp spor direktörlüğü yapmış. Süleyman Hurma var. Onun direktörlüğü. Yine Rize Spor'da, Çaykur Rizespor'da işte Yılmaz Bal var. Futbol eski Ankaragücü'nün kalecisi, Kayserispor'un içinde olan, teknik adamlık görevi yapan Yılmaz Bal'la devam ediyorlar. Yani Hatay Spor'a baktığımız zaman Gökhan Zan var orada sportif direktör olarak. Futbol şube sorumlusu olarak öyle devam ediyor. Yani böyle devam ediyor. Geliyoruz Gençler Birliği futbol takımına. Gençler Birliği futbol takımında da Mustafa Kaplan sportif direktör. Ama Gençler Birliği futbol takımında farklı işler olduğu için Gençler Birliği futbol takımı, benim de takımım Gençler Birliği. Oradan yetiştim, oranın kongre üyesiyim. Çok değer verdiğim, Allah rahmet eylesin, İlhan Cavcav'ın oğlu Murat Cavcav var, sevgili Murat orayı yönetiyor. Ama bu Gençler Birliği'ndeki çarp farklı dönüyor. Onun için ben oraya da hocam, tabii katkı yapmak istiyorum. Hocam, Gençler Birliği'ne konuşacağız. Yani, Ankara'cığına konuşacağız. Evet. Cevap, yani onu söyledim şimdi burada sevgili Kandazoğlu. Evet. Bülent'e biraz detaylı girdim. Yani katkı da yapmak istedim. Kendi görüşlerimi de söylemek istedim.
Ve ben tabii ki ucuz oldukları için bu tercihleri yapıyorlar. Bir de çıkış arayan adamları getiriyorlar ki onlar da parayı öne sürmeden görevlerine evet. devam ediyor. Evet, yani bir anlamda da hocam şunu ifade etmeye çalıştım. Çıkış arayan teknik direktörlü hocalarımızın böyle bir ucuz rakamı anlaşarak, hatta ifade etti hocam da, diploması yeterli olmaması belki bir handikap, belki de kulüpler için bir avantaj gibi değerlendirildi ve bu hocalarla başlandı. Ama burada Alanyaspor'un tabii ki Şahdaş Atan'ın ciddi Thomas bir başarısında. Şu anda şu anda evet. Üçüncü sırada falan olabiliriz de. Yani Rizespor'u tabii ki son 2-3 haftadır evet. gerçekten hani kaybettiği maçlarda da fena top oynamıyordu, iyi top oynuyordu ama son haftalarda gayet iyi oynamaya başladı. Thomas'ın da çıkışı iyi. Bir de tabii ki şöyle bir avantaj var. Hocaların da şöyle bir gayreti de söz konusu olduğunu düşünüyorum. Evet, yani biz bugün teknik direktör olarak böyle bir şansı yakalamışsak Süper Lig'de bunu da en iyi şekilde kullanmamız evet. lazımı belli ki sahaya yansıtmaya çalışıyor. Bu güzel bir şey. Tabii ben de Trabzonspor'la ilgili bir iki şey söyleyeceğim. Abdullah Avcı ile alakalı. Tabii kariyerli hoca olması elbette ki çok önemli. Abdullah Avcı'nın gerek Başakşehir'de gerek milli takımda ve Beşiktaş'ta bir oyun kurgusu, bir sistem ve kurumsallık getirmeye çalıştı. Tabii ki şöyle bir handikaplar var. Başakşehir'de bunu yaparken çok camiye baskısı, seyirci baskısı evet. görmüyorsunuz. Ama gerek Beşiktaş'ta gerekse milli takımda bu baskıyı çok rahat ve derinden hissediyorsunuz. Önemli olan bu kriz ortamlarını da yönetebilmektir. Ha, bu anlamda şunu söyleyebilir miyiz? Abdullah Avcı bu krizi yönetememiştir diyebilir miyiz? Belki oralarda farklı durumlar söz konusuydu. Gerek milli takımda gerekse Beşiktaş'ta. Ama Trabzonspor'da ne olacaktı onu bilmiyorum. Bir de şunu da ifade etmek isterim. Şenol Güneş gibi bir teknik adamın 3 yıllık anlaşması vardı. 3 yıl kalamadığına göre Sayın Avcı'nın 2,5 yıllık bir anlaşma imzalamış. Kalabilir mi? Tabii şu anda çok erken bunları söylemek. Ama eğer kalmak istiyorsa Trabzonspor'un ve camiasının ve taraftarın şöyle bir özelliği var. Ben sadece bir dipnot olarak bunu ifade etmek isterim. Trabzon taraftarı 3 yiyelim 5 atalım. 5 yiyelim 6 atalım. Sürekli hücum futbolu, sürekli o taraftarı coşturacak bir futbola kavuşması için Abdullah Avcı'nın bu yönde çalışma yapmasını açıkçası bir dipnot olarak ifade etmek isterim. Zaman içerisinde göreceğiz. Tabii Sayın Hocam da söylediği devre arasını görmemiz lazım. Sayın Atlas, tabii uzun zamandır beraberiz, görüyoruz ama Ankara Gücü'nü ve Genç Terbiyeli'ni ben biraz konuşmak istiyorum. Yani bugün Fenerbahçe, Galatasaray, Alanyaspor'u, Trabzonspor'u çok ekranda konuşuluyor, söyleniyor ama biraz da aslında Anadolu takımlarımızın, özellikle Ankara Gücü ve Genç Terbiyeli'ni konuşmak istiyorum. Geçen sene biliyorsunuz alınan kararla Ankara Gücü ligde kaldı. Sezona iyi başlayamadı. Ve hala iyi gitmeyen şeyler var Ankara Gücü'nde. Çok kıymetli, çok değerli bir takım. İyi, büyük bir camia. Aslında başına çok değerli bir teknik adamları da var. Yani baktığın zaman Kasımpaşa çok iyi işler yapmış. Yani güzel işleri imza da atmış ama Ankara Gücü'nde olmadı. Yani Ankara Gücü'nde olmadı demeyelim aslında. Erken konuşmayalım da. Belki şanssızlık ama izliyorum. Mesela Hatay maçını izledim. Yani Ankara Gücü'nün kadrosu o kadar kötü değil. Ha, bu arada Hatay Spor'u da kutluyorum. Yani en çok beğendiğim tarafı şu oldu. Yani sürekli ayağa top oynayan, kalecisinden hücumuna kadar Karagümüş. Özür dilerim. Karagümüş. Şenol Hoca'yı burada tebrik ediyorum. Ayağa top yapmaya çalışan, yani kalecisinden hücumuna kadar küçük üçgenlere koruyup yani futbolu güzelleştirmeye çalışan bir anlayış var. Evet, evet. Çok iyi bir kadrosu var. İyi de bir kadrosu var. Tebrik ediyorum. Ama tabii Ankara Gücü için neler söyleyeceksiniz? Önce Ankara Gücü'nü konuşalım. Valla bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün ölüm yıldönümü. Evet. Cumhuriyetin başkenti, Atatürk'ün başkenti Ankara'nın bir laf var işte. Uyan Ankara'nın taşına bak, gözlerinin yaşına bak diye. Ankara'nın gözü yaşlı. Futbolda yaşlı. İki kulüp de iyi gitmiyor. İkisinin de aslında ayrı ayrı değişkenleri var. Gençler Birliği'ne baktığımız zaman orada bir kadro derinliği yok. Ama futbol oynamaya çalışan bir takım var. İşi çok daha zor. Ankara Gücü'nde bir kadro derinliği var ama sezonun başından beri, daha doğrusu transfer dönemi açıldığından beri bir kaostan çıkamayan Ankara Gücü var. İlk önce Ankara Gücü'nü evet. bir analiz edeyim. Transfer yasayla zaten sezona girdi.
İlk maçtan önce transfer yasağını açtı ama birçok oyuncunun lisansı çıkmadı. Erzurum maçında birçok oyuncu yoktu. Ondan sonraki maçlarda takım tam topladı. Rize maçında çok güzel futbol oynadı. 3-1 öne geçti. Evet. Kırmızı kart, bir penaltı. Ardından 5-3'lük bir yenilgi. Deplasmanda 3 gol atmak aslına bakarsak kolay değil. Ki Rize defansını ben her zaman çok hata yapan bir defans olarak görüyorum. Evet, yani kaleci Gökhan'ın olması bir avantaj Rize Spor'un ama defansı hata yapıyor. Ona ben de katılıyorum. Ondan sonra Rize'den döndükten sonra da hoş geldin, korona dediler. Takımın yarısı korona oldu. İyi ki kadro derinliğini bol kurmuşlar. Sahaya çıkacak bir takım vardı en azından. Çünkü 8-9 tane futbolcunu, ki bunlardan 4-5 tanesi ilk 11'de oynayan oyunculardı. Onlardan yoksun. Hatay maçı ertelendi, Galatasaray maçı, ardından Karagümrük maçı, arada bir Türkiye Kupası maçı. Gerçekten Ankaragücü çok zorlandı. Bir de Ankaragücü camiası artık bir şey istiyor. Yıllarca gerçekten çok zor zamanlar yaşadılar. Takım ikinci lige düştü, yıllardır orada mücadele etti. Ardından Süper Lig'e çıktı. Bir şöyle keyifli arkalarına yaslayarak izledikleri bir sezon olmadı Ankaragücü taraftarının yıllardır. Maalesef. Artık başarı gelsin, o da hemen gelsin. Sahada bir futbol olsun, hemen olsun beklediler. O da olmadı. İşte o bahane, gerekçe gibi birçok bulunur ki gerçekten çok zor bir durum. Bu kadar eksik futbolcuyla, sonradan toplanmış bir takımla ki. Bir de bu sene transfer limitlerini bütün takımlar ucu ucuna yetiştirmeye çalıştılar. Ankaragücü o limitlerin yarısını da transfer yasağını kaldırmak için harcadı. Evet, bayağı bir yüksek rakamlı transferi yapamadılar. Ve çok fazla oyuncu alma ihtiyaçları vardı. O kısıtlı bütçeyi çok fazla futbolcuda harcadılar. Ekonomik transfer yaptılar. Onun da oturması zaman alacak ama belli de bir kalitenin üstüne değil, açıkçası kadro çıkamadı. Ha, Fuat Hoca dediğiniz gibi kariyerli bir hoca. Ben Gençler Birliği'nde yıllarca biz de onunla mesaimiz oldu. Gençler Birliği'nde de başarılıydı. Bolu'da da başarılıydı. Eskişehir'de de başarılıydı. Kasımpaşa'da da başarılıydı. Şimdi maç sonrası basın toplantısında ben ilk kez istifaya davet edildim, ilk kez görüyorum dediğinde gerçekten doğru söylüyordu. Hiç yaşamamıştı. İlk kez yaşıyor ve burası da Ankaragücü camiası. Tepkileri de, sevinçleri de coşkulu geçiyor. Evet. Yani çok sert tepki oluyor. Sadece Loca'da taraftar var. Orada dahi bir gerginlik yaşanmış. Yöneticilerle taraftarlar arasında tartışma yaşanmış. Ankaragücü duyguları çok yoğun bir camia ve başarıyı hemen bekliyordu. Hataları var mı? Fuat Hoca'nın da mutlaka hataları var. Evet. Ama şimdi belli gerekçeleri ortadan kaldırmadan da net bundan dolayı oldu diyemiyoruz. Ha, hoca değişikliği hep gündeme geliyordu. Bundan önce geçtiğimiz haftalarda da bu çok tartışıldı ama yönetim, Fatih Mert ve yönetim... Peki yani hocanın değişmesi, yani Fuat Hoca'nın gitmesi, başka bir teknik adamın gelmesi ne kadar fayda sağlayacak takıma Bülent? Yani bu genelde böyle bir şey olduğu zaman hocayı gönderelim, yeni bir teknik hocayla anlaşalım. Ondan sonra takımı toparlayalım bir görüşü var. Yıllardır var böyle bir şey. Abi işte futbol böyle bu oyun. Ne olacağını bilemiyoruz. Yani yıllar önce bir İbrahim Üzülmez Gençler Birliği'ne geldiğinde olmaz bu iş dediğimiz zaman. Oldu. 6 maç, sezonu ikinci yarısında 32 puan toplayabildi. Hocanın neyi değiştirir, kimi getirirler o değişkendir, bilinmez. Ama bunun sorumluluğunun altına giren bir yönetim var. Ve yönetim transfer limitlerinin dibine kadar kullanmış bir yönetim. Şimdi yeni bir hoca ve yeni maliyetten de açıkçası çekinmeleri normal. Artık futbolun olması gerekene geldi. Evet, yönetimler hoca değiştirirken korkmaları lazım. Öyle bonkörce davranmamaları lazım. Değil mi? Yani burada ben değiştirirken ya bu hocanın bir tazminatı var, akabinde yeni gelecek hocanın bir sözleşmesi olacak. Bu noktaya gelmeleri de yıllarca güzel bir şey. Yıllarca düşünmediler çünkü bunu. Evet. Havru parmağı savurdular. Milyonlarca liraları hocalara verdiler, gönderdiler. 5 kere 6 kere hoca değiştiren takımlar oldu. Hepsi tazminatlarını aldılar. Ha, Fuat Hoca ve bu takıma güveniyor muyum? Ben hala açıkçası güveniyorum. Başaracaklarına inanıyorum. Sezon sonunda bu takımın, Ankaragücü'nün küme düşme potasında olacağını açıkçası düşünmüyorum. Ben de. Ama futbol böyle boyu ki beklemediklerin de oluyor. Şu anda bu kadar yerden bir yere vurulan takım belki Avrupa mücadelesine de olabilir. Şu 3 maçta alacağım bir 9 puan. Tabii. Seni bambaşka yerlere taşıyabilir. Şu anda zaten eksik olan maçları var. Yani iki tane maçı eksik, bir bay geçiyor zaten. Evet. Öbür maçı, Hatay maçını kazanmış olsa Ankaragücü,
dediğiniz gibi farklı bir noktadır. Gidecektir, yelken açacaktır. Yani birazcık sabırlı olmak lazım. Yani zaten yönetim o sabrı gösteriyor. Taraftarın da büyük kısmı o sabrı gösteriyor. Sosyal medyada takip ettiğimde. Evet. Şimdi tribünlerde taraftar olmadığı için direkt reaksiyonu canlı canlı göremiyorsun. Sosyal medyadaki etkileşimler üzerinden ölçüyorsun, biçiyorsun, tartıyorsun. Taraftarda da bu konuda ikiye ayrılma var. Yani bir kısmı evet insaflı olmamız lazım. Bu takımın birçok sorunu vardı. Geç kuruldu, üst üste maç yapamadılar, beraber antrenman yapamadılar. Fuat Hoca'nın Galatasaray maç öncesi basın toplantısında söylediği bir laf var. Yani takım halinde yemek yiyemiyoruz beraber dedi. Evet. Yani beraber yiyemiyorken beraber bir takım olmak çok çok da kolay bir şey değil. Hak veriyorum. Aynı şey Gençler Birliği'nin başına gelse Gençler Birliği sahaya takım çıkaramaz. O kadar kötü bir manzara olur. İki bekin çok çok önemli. İki bekin yok. Hatta bekinin yediği de korona olduydu. O da yok. Stoperden bek değiştiriyorsun. O da zaten yavaş bir stoperken beke geçince iyice tabii yani hata vermeye başlıyor. Ciddi ciddi şekilde hata yaptı yani evet. Maçta. Ama işte ona da ayak kızamıyorum. Yani o adam bek değil normalde. O adam stoper. Ve stoper de bence tandemin en iyi iki adamından bir tanesi. Daha üzerine koyacak gibi yani. Yani Ankara Gücü'nün bence birazcık taraftarının tabii ki Fuat Hoca ile biraz sabretmek lazım. Fatih Başkan da hakikaten bir toparlanma gayreti içerisinde tabii ki onlar da eminim ki bu işten çok mutlu, çok yani hoşlarına gidecek bir durum söz konusu değil. Toparlamak için bayağı bir gayret sarf ediyorlar. Tabii şimdi ama, Ankara Gücü'nde kongrede geliyor. Şimdi pandemi nedeniyle ertelenen bir kongre var ama çok kötü bir tabloyla işte ligin 21. sırasındaki bir takımla Fatih Mert de kongreye gitmek istemeyecektir. Çünkü mutlaka, Ankara Gücü'nde kongrede de değişkenler var. Yani Fatih Başkan tespihini sallaya sallaya o kongreden başkan olarak çıkacağını bir garantisi yok. Ama şu var, yani burada şunu da unutmamak lazım. Ben hep bunu söylüyorum. Mehmet Yener döneminde söyledim. Fatih Mert Başkan döneminde söylüyorum. Yani bu insanlar gerçekten zor zamanlarda, zor dönemlerde başkanlık görevine geldiler. Yani Yener'in o dönemlerine baktığınızda takım çok kötü gidiyordu. Yener geldi, belli bir çıkış yakaladı, takımı Süper Lig'e taşıdı. O dönemde sonrasında transfer tartışması kapalı, biraz sıkıntılar yaşadı Ankara Gücü. Sonra Fatih Mert geldi, en azından o transfer tahtasını açtı, transferler yapıldı. Takım biraz daha toparlanır bir hale geldi. Ve kötü de bir kadrosu yok aslında. Fena da bir kadrosu yok. Toparlayacağını düşünüyorum. Ama ifade ettiğin gibi mutlaka böyle bir sonuncu bir Ankara Gücü'de genel kurula gitmek istemeyecektir. Onlar da bunu mutlaka bir çözümüne bakıyorlardır diye düşünüyorum. Taraftar Hatice'ye çok fazla bakmıyor. Neticeye bakıyor. Evet. O neticedeki tabloda biraz sabretmek lazım. Yani işte bir de geçen yani sezon küme düşmüş lazım. Olmak da var. Yani devre arasında transfer bir korku var. Evet, o korku var. Ankara Gücü taraftarı da tekrar o korkuyu da yaşamak istemiyor. Fatih Mert yönetimi de iyi niyetle elinden geleni yapıyor ama futbolun şans diyoruz ya. Yani, şans faktörü. Evet, yani bu sadece sahadaki futbolcu için, teknik direktör için değil, yönetim açısından biraz da onlar açısından da aslında. Evet. Doğru, yani yönetim açısından da o şansa ihtiyacım var. Şimdiye kadar o şansı da göremedi Ankara Gücü yönetimi. Hiç futbol oynamayıp muhteşem başarılara imza atmış birçok takım hatırlıyorum ben. Yani şimdi şey maçına bakıyorsun, Rizespor maçına bakıyorsun Ankara Gücü'nün. Ya bakıyorsun çok iyi top futbol var ortada. Diyorum ki tamam dedim ya burada hani Thomas'a bu fatura kesilecek derken birdenbire işler terse döndü. Evet. Farklı bir boyut kazandı maç ve orada bir mağlubiyette dönmesi biraz da futbolun adaletinden yani futbol topunun adaletinin olmadığında gösteriyor. Bülent şeye döneceğiz tekrar Ankara Gücü'nün gençler birliğine. Celal Hocam'a da bir ona da birkaç sorum olacak. Evet hocam. Celal Hocam. Biliyorum. Tabii Bülent Ankara Gücü'nü çok yakından takip ediyor. Hocam tabii siz her ne kadar da bugün İzmir'de, Gümrüt'te olsanız da siz de oradan Ankara Gücü'nü çünkü orada da teknik direktörlük yaptınız ve hocam da orada sarsılıyor bu arada, depremler bitmiyor. Evet. Bir de hocam yine deprem devam ediyor sanıyorum. Arkçılar devam ediyor. Arkçılar devam ediyor. Ama artık zaten burası Ege bölgesi, deprem bölgesi. Buradaki oturan evet. İnsanların çoğu buna alışık olmuşlar. Biz de burada yavaş yavaş alıştık buna. Tabii. Ama inşallah önümüzdeki hafta Ankara'ya döneceğiz. Çünkü iklim şartları da burada farklılaşıyor şimdi. Ankara'da tabii 5 aydır Ankara'dan uzağız. Oraya da artık gelmemiz lazım.
Tabii evet. Bu arada sizleri de özledik. Vallahi hocam beraber, seni özledik gerçekten. Yani gelmeyen de can bekliyoruz yani. Hakikaten özledik. Evet. Hocam Ankara Gücü'nü konuştuk. Yani Ankara Gücü bugün ligin son sırasında. İki maçı eksik, bir tanesi bay biliyorsunuz. Ama baktığınız zaman kadrosu da çok kötü değil Ankara Gücü'nün. Yani Fuat Çapa Hoca az önce Bülent de ifade etti. Kasımpaşa'da, Gençler Birliği'nde, Bolu'da birçok takımda aslında başarılı bir teknik adam. Yapılan transferler fena transferler değil. Ama tabii koronanın Ankara'yı vurmuş olması da tam kadroya çalışamaması, tam kadroya sahaya çıkamaması da bir handikap olarak değerlendirebiliriz. Peki Ankara Gücü'nün bundan sonraki gidişatı siz nasıl görüyorsunuz? Yani toparlama, yani bu kadrosu Ankara'yı nereye taşır? Şimdi sevgili Bülent'in söylediklerinin hemen hemen altına imza atarım. Bir tek şuna imza atmam. Şans ve şanssızlık. Ben bu şans ve şanssızlığı kabul etmiyorum. Ben başarı ve başarısız kabul ediyorum. Evet. Ve tek orada ayrılıyorum. Diğer hepsine katılıyorum. Şimdi baktığımız zaman futbol takımlarında resmin tamamına bakmamız lazım. Resmin tamamına bakmazsak çöküş başlar futbol takımlarında. Resmin tamamına baktığımız zaman futbol takımlarında problemi çözeriz. Hem de erken çözeriz. Ama burada şu var. Her zaman söylüyorum. Bu kulüplerin içinde, futbolun içinden gelmiş kişilerin sayısının fazla olması lazım. Çünkü o insanlar futbol oynamış kişiler olursa ve antrenör olursa, teknik adam olursa daha farklılıklar olur. Niye? O insanların tecrübeleri vardır, deneyimleri vardır, görmüş geçirmişlikleri vardır, yaşanmışlıkları vardır, tercihleri vardır. Yani ve beceri beceriksizliği onlar çok iyi ayırt ederler. Şimdi evet. Biz hemen şunu söylüyoruz. Bir şey oluyor, çok şanslıymış. Veya bu çok şanssızmış. Ya şans ve şanssızlık yerleşmiş ve hep söylüyoruz. Ama ben bunu o şekilde değerlendirmiyorum. Bir çok çalıştığınız zaman zaten siz becerili olursunuz. Çalışmaktan kaçınmamak lazım. Ve ben baktığım zaman şöyle düşünüyorum. İşte burada Ankara Gücü takımında Bülent'in söylediklerinin hepsine katılıyorum. Niye? Çünkü geç transfer yapıldı. Sonra işte bir sakatlıklar başladı. İşte bu bütün kulüplerde var bu pandemiden dolayı sakatlıkların çoğalması. Yanlış antrenmanlardan dolayı bu sakatlıklar oluyor. Oyuncuların kendilerine iyi bakmamalıklarından dolayı bu sakatlıklar oluyor. Ve bir de artı üstüne üstlük korona rahatsızlığı başlayınca futbol takımlarında oyuncuların kendilerini düşünmeleri başlıyor. Ve bana ne diyor? Ben kendi sağlığımı düşünürüm, kendi yaşantımı düşünürüm, kendi için yaşarım diyor çoğu oyuncular. Görünüş tablo bu. Burada işte görev, işte bu dediğim o profesyonellere geliyor. Eğer kulübün içinde bu dediğim deneyimli, tecrübeli insanlar olursa ve psikolojiyi de bilmeleri gerekir bu insanların. Eğer psikolojiyi de biliyorlarsa bu takımı toplanmaları kolay olur. Şimdi tabloya baktığımız zaman 21 takımlı bir lig, 42 hafta sürecek, 40 maç oynanacak ve yoğun bir yani takvim var. Bu takvimde ne var? Lig maçları var, Ziraat Türkiye Kupası var, milli maçlar var, buraya gidecek oyuncular var, seyahatler var. Devamlı bu kontroller var, korona kontrolleri var. Haftada 3-2 kere yapıyorsunuz. Bunlar var, hep bunlar. İşte bu sağlıklı, bilinçli, bilgi birikimi fazla olan, deneyimli, tecrübeli, psikolojiyle bile insanların çözeceği işler. Yani her yönetici ben bu işi biliyorum diyorsa o işler olmuyor zaten. Ve olmadığında en yakın şekilde görüyoruz. Şimdi Ankara Gücü takımında sevgili Fatih Mert tabii ki bu kulübün elini taşın altına değil, vücudunu arkadaşlarıyla birlikte taşın altına soktu. Ve bir mücadele içine girdiler. Bu mücadeleden tabii ki iyi çıkmak isteyeceklerdir. Tek düşünceleri de budur. Bunu da katılıyorum. Ama buraya katılırken destek almaları gerekir diye düşünüyorum. Bu destek artık ne konuda olur? Onları tercihleri kendileri yapacaktır. Ankara Gücü Kulübü'nün başında bulunan Fuat Çapa Hoca hakikaten her gittiği kulüpte imza atmış birisi. Ve Ankara Gücü'nün de buna destek olması ve sabır göstermeleri gerekir.
Bu sabır ne kadardır? Bu sabırın tabii bir derecesi vardır. O dereceye kadar sabır gösterilir. Ondan sonra gerekli birliktelik ya devam eder ya birliktelikten ayrılma olur. Gelirken her şey güzel, hoş da ayrıldığın zaman mı kötü olacaksın? Hayır, asla. Ve ben Ankara Gücü takımında Fuat Çapay ile birlikte başarılı grafiğinin yükseleceği inancındayım. Ama yeter ki benim söylediğim o bilgi birikimi olan, tecrübesi olan, psikolojiyi bilen kişilerin Ankara Gücü takımında görev yapıp Ankara Gücü takımının içinde bu başarıyı beraber aynı düşünce içinde beceri ve beceriksizlikle düşünerek bu yollarına devam etmeleri gerekir diye düşünüyorum. Evet hocam. Hocam teşekkür ederiz. Tabii ki futbolun içinden gelen insanların yönetmesi bir anlamda daha avantaj olduğunu vurguladıcaydı hocam. Ankara Gücü'ne baktığımız zaman da tabii ki futbolun belki oynanmamışlar ama futbolun içinden gelen çok değerli yöneticiler var. Evet. Evet, sizce de öyle mi Murat? Yani futbolun içinden futbol oynayan gelen birisinin başkan olması, yönetim kurulu üyesi olması, aç başkan olması takıma daha mı çok şey katar? Ya mutlaka, yani bu bütün branşlar açısından geçerli, sadece futbol açısından da değil. Yani o branşı. Yani futbol oynamamış ama futbolu çok seven bir insan bu işi daha az. Bunun ters örneği var işte. Hasan Ak, evet. Kartal Başkanı'na ne zaman ben röportaj yapsam, ki ben genelde Etimesgut Belediyespor'la ilgili röportajlar yapıyorum Ankara'dan dolayı, ben futboldan anlamam der. Hasan Başkan'ın futboldan anlamadığını zaten düşünmüyorum. Bu kadar maç izleyip de futboldan anlamadığını zaten. O biraz şey yapıyor. Artık ironi yapıyor biraz. Evet. Ama çok iyi anladığını biliyorum. Yani futboldan anlaması da çok önemli değil. Doğru insanlarla, doğru kişilerle iyi bir organizasyon yapısı kurarsa zaten takım başarılı olabiliyor. Rize Spor şimdiye kadar başarısız kötü sezonlar geçirdi. Geçen sezon da iyi geçmedi Rize açısından. Evet. Ünal Karaman döneminde özellikle çok ciddi sıkıntılar yaşadılar. Ama bir sağlam bir temel ve yapılmak istenen vardır. Rize Spor'da ben Hasan Başkan'ın, Etimesgut Belediyespor değil Hasan Başkan'ın futbolun içinden gelmese de başarılı olduğunu gördüm. Bunun birçok örneği de vardır. Ama tabii ki gönül ister ki futbolun kendi içinden çıkan başarılı insanların futbolu yönetmesi. Sadece kulüpleri değil futbol federasyonunu da yönetmesi. Evet. Kurullarını da oluşturması. Çünkü bu öyle olmadığı zaman tamamen para konuşulur bir futbol haline geliyor mesela. Yani biraz tabii yani futbolun içinden gelmeyen insanla hani futbol federasyonunda olsun, kulüp başkanı ve yönetimlerinde olsun genelde evet biraz da paranın konuşulduğu bir noktaya doğru gidiliyor. Ama burada da şöyle bir detayı da atlamamak lazım. Özellikle futbolun içerisinden futbolcu olarak çıkmış kimselerde hayatı sadece futboldan ibaret görüyorlar. Ve eksenleri biraz da para oluyor. Çünkü çok kısa bir futbol hayatım olacak. Ben kazanabildiğim kadar parayı kazanmam lazım. Geleceğimi yani, kurtarmak için. Tabii ki. Bu sefer de gerekli eğitimlerini gerçekten çok zayıf alıyorlar. Evet. Futbolcular da futbolun ileri noktalarında, başkanlıklarda, kurullarda olmak istiyorlarsa sadece futboldaki yeteneklerinden daha çok eğitimlerini de bir sağlam almaları lazım. Gözden geçirmeleri gerekir. Şimdi bir basketbolda bir futbol oyuncunun üniversite okuduğu bir haber değeri taşımıyor ama futbolda haber değeri taşıyor. Spesyal haber. Doğru. Yani doğru bir yaklaşım. Doğru söylüyorsun. Yani belki basket, voleybolda pek yaşayan dikkat edilmiyor ama futbolda dediğiniz gibi yani üniversitede okuyor işte şu hukukçu veyahut da akademisyen falan dediğiniz zaman diyorsun evet ya bak aynı zamanda futbolcu aynı zamanda hukukçuymuş. Mesela evet. Umut Nayır buna örnek verecek olursak. İşte Umut'u haber yaparken ben bunu düşünüyordum. Ya biz bunu niye haber yapıyoruz aslında diye. Yani. Bu olması gereken futbolcuların da futbolda etkin rol alabilmeleri için ileride teknik direktör olduklarında o çocuklara hayata dair de bir şeyler verebilmeleri açısından kendi eğitimlerini sağlamaları lazım. Mesela canlı bir örnek var hemen karşımıza Celal Kıbrıs hocam aynı zamanda öğretmen. Evet. Eğitimci, fenci, hem kendini bu anlamda yetiştirmiş hem teknik adam yönde yetiştirmiş. Kutlamak lazım. Çok güzel bir laf var. Sadece futboldan anlayan futboldan da anlamaz diye. Evet, o da doğru. Yani işte futboldan anlamamaları lazım. Evet. Hayata dair birçok şeyde de kendini geliştirmeleri lazım. Ondan sonra zaten birçok şey değişir. Yani biz yabancı sayısını kimlerle tartışıyoruz? Tartıştığımız konunun en büyük kısmı para konusu. Biz parayı alıyoruz, yurt dışına gönderiyoruz konusu. Ama asıl benim tartıştığım o değil. Mesela? Biz altyapıdan çocukları yetiştiremiyoruz onun yüzünden. Onlara yeterli şansı veremiyoruz, yeterli imkanı veremiyoruz. Çünkü hazıra konmuşuz. Federasyondan gelen yüklü bir para var. Parayı veriyorsun, transfer yapıyorsun.
Ama biraz eğitimli olsa, biraz hem evet. futbol hem kültürden gelmiş hem de eğitimi almış. İkisini bir arada birleştiren bir yöneticinin, bir hocanın, bir teknik başkanın bakış açısı çok daha farklı evet. olur. Yani milli takımın başına geçen hocalara da ben onun için her zaman çok üzülürüm. Çok kısıtlı bir oyuncu havuzunun içerisinden seçmek zorunda kalıyorlar. Evet. Çok fazla alternatiflerini bulamıyorlar. Buldukları da kendi liginde oynayan futbolcular değil, çoğu gurbetçi olan oyuncular oluyor. Evet. Aslında Bülent Hanım, bu çok güzel bir konu. Bunu tabii saatlerce konuşsak evet. konuşabilecek bir konu. Ama tabii vaktimiz de kısıtlı olduğu için bunu tadından bırakarak gençler birine geçmek istiyorum. Yani Ankara Gücü, evet Ankara Gücü hocam da ifade etti. İnşallah bir an önce toparlar. Çünkü Ankara Gücü hem Türk futboluna hem de Ankara futboluna çok büyük hizmet etmiş, edebilecek bir kulüp. Dolayısıyla bir an önce bu alt sıralardan kurtularak artık şampiyonluğu kovalayan bir Ankara Gücü'nü görmek istiyoruz. Burada da Fatih Mert ve ekibine güvenmek lazım, destek vermek lazım. Yani bugün Fatih Mert ve ekibini gönderseniz yerine başka birisi gelecek. Belki 5 maç sonra aynısı olacak ama aynen. önemli olan kurumsal bir yapı oluşturmak lazım. Yani Fuat Çapa evet bazen gitmeyebilir, değişmesi gerekiyorsa onu değiştirmek lazım ama biraz daha sabretmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü Ankara Gücü kötü futbol oynamıyor. O sabrı da gösteriyor şu anda yönetim. Değil mi? Yani onu gösteriyor. Yani, gördüğümüzde o. Futbola düz baktığım zaman bu sabrı evet. göstermeye zaten saygı duyarım. Yani evet. bazen bir şeyleri zorlamak da lazım. Birçok teknik direktör o sabrı yaşadıkları için evet. başarılı teknik direktör olabildiler. En azından Göztepe maçına kadar takım Antalya'da kamp yapacak. Oradan direkt İzmir'e geçecek Göztepe maçına. Bir en azından takım halinde beraber çalışma şansını yakalarlarsa bu ara bir anlamda da iyi oldu aslında değil mi? Yani en çok Ankara Gücü'ne iyi olacak. Ankara Gücü'ne yarayacak burada. Sadece şey olarak bazı bilmediklerimiz de var. Şimdi oyuncu korona oluyor ama nasıl atlatıyor? Bazılarında hiçbir belirti olmuyor. Bazıları çok ağır atlatıyor. O ara ağır atlatanlar geri döndükleri zaman ne kadar toplayabilecekler? Ya toparlaması belki de yani bir sporcu olmasına rağmen nereden baksanız bir ay. Yani vücutta ağır geçirmişse. Hala şeyi evet. çıkaramadılar yani. Korona olan insan atlattıktan sonra vücuttaki performansı ne kadar etkileniyor, ne kadar düşüyor, ciğerleri inince sonuçlar nasıl oluyor? Bunları da bilim dünyası bizim önümüze de tam koymadı. Evet. Şimdi Pinto çok ağır geçirdi deniliyor. Pinto döndüğü zaman nasıl bir Pinto'yla karşılaşacak? Nasıl evet. karşımıza çıkacak? Merak konusu tabii. Doğru. Evet. Bülent'im şeye geçelim, Ankara Gücü'ne geçelim. Ankara Gücü'nde, pardon, Gençler Birliği'ne geçelim. Gençler Birliği gerçekten adı üstünde Gençler Birliği şık bir isim var, güzel bir isim var. Gençler Birliği deyince aklımıza rahmetli İlhan Cavcı başkan geliyor. Allah rahmet eylesin. Tabii Celal Hocam'ın da doğduğu, büyüdüğü, benim de ona keza, sizin de çok anlarınız olduğu bir kulüp. Ama bir türlü istenen Gençler Birliği'ni göremiyoruz. Yani bir takım yönetimsel anlamda sıkıntıları var. Onlar çok fazla şu anda girmeyeceğiz ama yani Galatasaray karşısında 1-0'lık galibiyet, sonrasında 2-1'lik bir mağlubiyet. Başakşehir. Başakşehir'de pardon. Bugün evet Bülent'im sen beni tamamlıyorsun. Yok yok. Başakşehir sorun karşısında. Sorun yok hocam. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi Başakşehir maçı endeksinde bakarsak Gençler Birliği çok güzel başladı. Muhteşem bir organize atakla golünü attı. Sağda topu rakibe verdi. Başakşehir oynaması gerektiği gibi oynadı. Ama iş nereye dönüyor? Artık oyuncu değişikliklerine geldiği zaman sağdaki yorulan oyuncuları çıkarıp yerlerine rotasyon oyuncu değişikliğine girdiğin zaman iş değişiyor. Gençler Birliği altyapısından çıkan, doğru düz henüz forma şansı bulamayan çocukları sahaya sürmek zorunda kalırken Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ndeki kadrosunu oynattığı adamları sahaya sürdü. Zaten 2 golde o 3 değişiklikle oldu. Yani hem asistlerinde hem gollerde o 3 isim vardı. Gençler Birliği'nin normal şartlarda zaten masanın üzerine iki takımın gücünü koyduğumuz zaman farklı yenilmesi gereken bir maç. Çünkü öyle bir güç dengesizliği var. Gençler Birliği gerçekten çok zor kurmuş bir takım. Maddi olarak yedek kulübesi çok çok zayıf olan bir takım. Rotasyon şansının çok çok fazla olmayan bir takım. Şimdi Gençler Birliği bu sene doğru düz transfer yapamadı. Transfer limiti de en düşük ikinci kulüptü. Para harcama limiti. Ama bunun nedeni bu sene değildi. Gençler Birliği'nin bu senesini niye yapamadığını, bu kadronun, kulübenin niye boş olduğunu
anlamak için geçen sezon başına bakmak lazım. Mustafa Kaplan'la başlanan sezonda yapılan transferlere bakmak lazım. Bir kaleci Diallo alındı. Rize Spor taraftarları iyi bilirler. Eski Rize Spor kalecisi Diallo. Orta sahada başka bir Diallo'muz daha vardı. Mats vardı. Hala Gençler Birliği'nde oynayanlardan sol bek Polamat var. Ayita var. CEO var ki bu hafta oynayamadı sakatlığından dolayı. Sadece bu futbolculara 35 milyon lira yakın para saydı Gençler Birliği. Bunlardan yani Gençler Birliği bütçesi bunu kaldırabilecek bir durumda. İşte değildi. 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 Evet. Yani 900 bin euroya bir futbolcu alacak bir bütçesi yoktu Gençler Birliği'ne. Onu verdi. 700 bin euro yoktu. 600 bin euro yoktu. Onları o kadar para harcadığı için bu sene Gençler Birliği sağ bekte yedeksiz çıkmak zorunda kalıyor. Bülent abi, ona geçeceğiz. Transferlere tabii, geçeceğiz. Tabii. Ben biraz da Joe Hocam'a maçla alakalı birkaç şey tabii, soracağım. Tabii. Ondan sonra da biraz daha Gençler Birliği'ni konuşacağız. Evet Celal Hocam. Tabii ki Bülent'in tespitleri çok doğru. Yani Gençler Birliği'yle ilgili. Baktığınızda oyunsal olarak dedi, yani kadro derinliği çok sıkıntı. Başakşehir maçı karşısında 1-0 galibiyeti var ama sonradan oyuna koyacağı oyuncuların altyapıdan gelmesi, yetersiz oluşu maçı kaybettirdi dedi. Transferlerin yapılan transferde hata olduğunu ifade etmeye çalıştı. Siz Başakşehir karşısında Gençler Birliği nasıl gördünüz? Yani ilerleyen haftalarda Gençler Birliği toparlayabilecek mi? Şimdi bakın maç başlarken Başakşehir maçını analiz edeyim de esasında genelde söylemek istediklerim var Gençler Birliği futbol takımı evet, için. Maça 1-0 galip başlıyorsunuz. Daha 26. saniyede gol atıyorsunuz ve 1-0 galip başlıyorsunuz. Karşınızdaki takım ki hem Sivasspor hem de Başakşehir'i geçen hafta Avrupa Kupalarında almış oldukları başarıdan dolayı da kutlayayım. Kutlamak lazım. Ve yorgun evet, bir Başakşehir takımı var ve bu Başakşehir takımından siz avantajlısınız yani. Siz dinlenip çıkmışsınız. Başakşehir maç oynayıp karşınıza çıkıyor ki zorlu bir maça karşınıza çıkıyor. Avrupa'da sayılı takımlardan bir tanesinin karşısına çıkıyorsunuz. Ve orada mücadele ediyorsunuz. Baktığımız zaman Gençler Birliği futbol takımı dakika 80 küsürlere kadar maçı önde götürüyor. Ve sevgili Bülent'in de söylediği gibi genç oyuncuları sokuyor. Ki kadroya baktığımız zaman şimdi size diyor ki Futbol Federasyonu 28 kişilik bir kadro oluşturun diyor. Şimdi genel olanına bakıyorum. 28 kişilik bir kadro oluşturun diyor. 14 tane yabancı hakkınız var diyor. 14 tane de Türk oyuncu hakkınız var diyor. Siz değerlendirmelerinizi eğer sağlıklı bir şekilde transferleriniz yapamıyorsanız, kadro oluşumunu kafanıza göre yapıyorsanız başarılı olma şansınız çok zor. Yani transferi kimler yapmış Gençler Birliği futbol takımında? Oyuncular gidip tek tek izlemişler mi? Kaç kere izlemişler? İç saha, dış saha maçlarını mı izlemişler? Avrupa Kupa maçlarını mı izlemişler? Ne izlemişler? Neye dayanarak bu transferler yapılmış? İşte Alanyaspor'un en büyük avantajı bu. Şimdiden başlamış izliyor. Antalyaspor'un en büyük avantajı bu. Şimdiden başlamış. Bunları çok sağlıklı bildiğim için, iyi bildiği için bu kulüplere örnek verdim. İşte Trabzonspor aynı hatayı yapıyor. Her oyuncu aldılar ve takıma uyum sağlayamıyor. İşte Gençler Birliği futbol takımında gelen oyuncuların çoğu Gençler Birliği futbol takımının oyuncusu değil. Takımların oyuncuları vardır. Geldikleri takımların. Şimdi Fenerbahçe'ye gelen bir oyuncuyu Fenerbahçe futbol takımına göre alacaksın. Burada bir maddeler vardır, kriterler vardır. Bu kriterleri iyi bilmek zorundasın. Biraz evvel söylediğim, bilinçli olmak zorundasınız. Bu işin içinden gelmek yetmiyor. Bu işi çok iyi okumak da geliyor. Yani hem yurt dışı hem yurt içi. Yani scout ekibi deniyor. Herkes scout kursu açılıyor, gidiyor. Hayır efendim, olmaz. Scout bilgisi, birikimi farklı bir şey. Evet, bak hocam, ne diyorum, psikolojiyi bilmek zorundasınız. Her insan psikolojiyi bilmiyor. Psikoloji farklı bir şey. Ya transferler yapılırken acaba transfer komitesi gençlerinde kimlerdi? Kimler yaptı bu transferleri? Neye dayanarak yaptı? Ses vereyim hocam. Tabii dinliyorum. Kaleci Diallo'yu izleyip de alacak bir oyuncu izleme komitesi biliyor musun hocam? Ben bilmiyorum.
Salih Dursun'un sakatlığını her sezon, sezonun 4/3'ünü sakat geçirdiğini bilmeyen bir oyuncu izleme komitesi olabilir mi sence hocam? Bence olamaz. Yanlış de bunları anlatıyorum sevgili Bülent. Yani ben isim verdiğin şey içinde yok için. Hayır, işte isim verdiğin için de önerilerden alınanlar var. Ya olmaz. Ya menajerin suçu yok ki. Bak biraz evvel söyledim. İnsanların, yöneten kişilerin suçu var. Yöneten kişiler biz iyi yönetiyoruz zannediyor. Bu Gençler Birliği kulübü için değil, genel olarak söylüyorum. İyi yönettiğini zannediyor. Hayır kardeşim, iyi yönetemiyorsunuz. İyi yönetmek farklı bir şeydir. Bak şans, şanssızlık inanmıyorum dedim. Beceri ve beceriksizliğe inanırım. Yani insanın kendini geliştirmesi, yetiştirmesi kolay bir şey mi ya? Evet hocam. Siz eğer oradan 5 lira maaş alıyorum diye affedersiniz. Yani 5 lira dedim, kusura bakmayın. 5 lira alıyorum diye ona siz kul köle olursanız o işten gelecek hayır da olmaz. Orada aslan gibi mücadele edecek kişilerin olması lazım. Seçici kurulda, transfer kurulunda, scout ekibinde, maç ekibinde. Yani ya bunlar zor bir şey değil ki ya. Sizin şimdi Gençler Futbol Takımı 1923'te Cumhuriyet'te kurulmuş bir takım. Gençler Birliği'nden yetişmiş, bilgi birikimi, tecrübesi, deneyimi olan çok arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımızı çağırırsınız, bir toplantı yaparsınız, onlara neler istediklerinizi anlatırsınız. Onlardan bu işi yapacak kişileri siz zaten seçersiniz. Ve bir elin parmağı kadar insan seçseniz bu yeterli. Yani burada Gençler Birliği'nde futbol oynamış, sonra bırakmış, antrenörlük yapmış, Süper Lig'de görevler yapmış, TFF 1. Lig'de, 2. Lig'de, 3. Lig'de, milli takım düzeyinde görev yapmış arkadaşlarımız var. Bunlardan çağırırsınız. Ve bu arkadaşlarımızın çoğu da maddiyatı ön plana sürmeyecek arkadaşlarımız aslında var. Aslında hocam... Bunlara görev verirsiniz. Sevgili hocam, aslında önlerine çok doğru bir örnek var. Yani rahmetli İlhan Cavcı gerçekten doğru bir örnek. Kulübü yıllardır nasıl yönettiği ortada. Yani siz de ifade ediyorsunuz ki siz de Gençler Birliği'nin içine yetişmiş çok önemli bir teknik adamsınız. Evet, en azından size evet. Sorsalar deseler ki hocam ya bir gel bakalım bir oturalım sohbet edelim. Yani biz transferlerde yanlış yapıyoruz ama nerede yanlış yapıyoruz, nerede hata yapıyoruz? Bu takımın nasıl oyuncu profiline ihtiyacı var? Nasıl bir sistem kurmalıyız? Yani bunları sizlerden böyle fikir almaları kadar doğal bir şey olamaz. Hiç sizlere davet edip böyle bir istişare toplantısı falan yapıldı mı hocam? Yani çok güzel söylüyorsunuz. Öyle bir Çünkü siz kulübe yakınsınız. Öyle bir toplantı yapılmadı ama orada isim vermeyeyim. İçeriden iki tane yönetici arkadaşın benim kulüpte görev yapmamı çok arzu ettiklerini bana dile getirirler defalarca. İsimlerini vermeyeyim. Ve benden çok faydalanacaklarını söylediler. Ben hatta bir de isim vererek konuşayım. Sayın Murat Çavcı'yı aradım evvelki hafta ve dedim ki başkanım yani kulüp gidişatını ben dışarıdan bir futbol adamı olarak iyi görmüyorum. Benim kulübe katkı için her zaman hazırım. Benim için maddiyat da ikinci planda diye konuştuk. Biraz dertleştik, sohbet ettik ve telefonu kapadık. Yani bu ya bu kulüp için ama ben Gençler Birliği kulübü için bunu söyledim. Başka kulüp için bunu söylemem. Çünkü benim o yetiştiğim yer orası. Benim ilk lisansımın çıktığı yer. Benim orada kongresi olduğum bir yer. Ve rahmetli başkanla benim diyaloglarım çok farklıydı yani. Ya ben abi çok şeyleri sorar. Ben Futbol Federasyonu'nda milli takımda bölge sorumluluğu yaptığım zaman, beni devamlı arayıp, bana oyuncu soran, eden, bana inanan, güvenen ve Gençler Birliği futbol takımından bakın yıllardır çok genç milli takımlara, milli takım düzeylerine çok oyuncu gitmişti. En az gittiği dönemler şu son 200 senedir en az giden oyuncu grubu. Yani evet. Milli takım sol bek arıyor sevgili Şenol Güneş. Sol bek arıyorum diyor. Senin elinde Ali İbrahim Pehlivan diye bir oyuncu var. Bu oyuncuyu oynatarak kazanacaksın. Ve milli takımında bana göre değişmez bir sol kanat oyuncusu olur. Ama siz insanları küstürürseniz, siz insanlara değer vermezseniz ondan sonra çıkış yapacak oyuncular da çıkış yapmakta gecikirler. Doğru. Yani ben Gençler Birliği'nin izlediği yolu şu an itibariyle izlediği yolu doğru görmüyorum. Nasıl evet, Ankara Gücü için eleştiriler, bak eleştirileri biz kırıcı yapmıyoruz. Biz eleştirileri kesinlikle hem sevgili hocam. Bülent hem ben yol gösterici oluyoruz. Korkunun olmadığı yerde zafer gelir, başarı gelir.
korkunun olduğu yerde zafer gelmez, başarı da gelmez. Cesaret hocam, bak hayat cesaretli insanlara torpil geçer. Hocam, onun için cesaretli olmak zorundayız. Çok doğru hocam, çok güzel. Gerçekten bunlar aslında bütün söylediklerinizin özeti. Ya korkunun ecele faydası yok bir anlamda. Şimdi sen Celal hocama şey söyledin ya, hiç akıl aldılar mı, fikir aldılar mı? Yani evet. Hata yaptığını düşünen, hata yapmaktan korkan insanlar bu fikirleri alırlar, insanlara sorarlar, danışırlar. Yaptıkları her şeyin doğru olduğunu düşünen, skorlara dahi bakıp kendilerine bahane üretenler, şundan oldu, bundan oldu, bahanelere sığınırlar, ortak akla gitmezler. Celal hocama kulübe sokmazlar. Çünkü Celal hocam doğruları söyler. Orada doğrulara ihtiyaç yok. Orada sevimli yalanlara ihtiyaç var Gençler Birliği'nde. O sevimli yalanlarla, sürekli bir aldatmacalarla başkanı şey yapıyorlar. Biraz önce söyledik, Hasan Başkan futboldan çok anlamadığını söyler ama biz biliriz aslında iyi anlar ama, diye. Evet. Murat Başkan'a biz futboldan anlamıyorsun başkan, fazla anlamıyorsun. Yani baban başkaydı, sen öyle değilsin. Çevrende de akıl aldığın insanlar seni yanlış yönlendiriyor dediğimiz zaman bu Murat Başkan futboldan anlamıyorum lafına bozuluyor ve üzülüyor. Ya şimdi yönetim, yani insanların futbol anlamayabilirsiniz ama iyi yönetici olmak farklı bir şeydir. Futbolu anlayan yanınızda çok değerli yönetim kurulu üyeleri vardır. Şimdi yönetici başkan olmak farklı bir meziyet gerektirir. Yani önemli olan o kulübü yönetmek, oradaki insanları yönetmek de bir meziyettir. Elinizde futboldan anlayan, bilen, atıyorum şimdi Celal hocam ne güzel bir şey yapmış. Çünkü diyor ki burası benim kulübümdü, ben burada doğdumdu. Ben de başka bir kulüp için bunu yapmam. Ama Sayın Cavca, bir ihtiyaç varsa ben size fikir bazında gelip bu konudaki görüşlerimi, takımı takip ediyorum. Fikirlerimi aktarabilirim. Siz de bundan faydalanabilirsiniz diyor. Bu güzel bir şey. Yine geçenlerde istifa etti Arif Ölmez, evet. Başkan yardımcısı. İstifa etmedi daha doğrusu, başkan vekilinden normal yöneticiliğe geçti. Şimdi yani bu insanları kaybedilmemesi lazım. Fikir ayrılığınız olabilir, çatışmalarınız olabilir ama ben şunu ifade etmek isterim. Yani İlhan Başkan sürekli olarak yanına taşıyan isimler, en başına gelenlerden bir tanesi de orada Arif Ölmez'di. Evet. Şimdi Aykut Akalın var. Yine bizim amatörün içine yedikleri için biliyorum. Onlar da futbolu çok iyi bilen insanlar. Ya burada önemli olan bu insanları iyi yönlendirmek lazım, iyi yönetmek lazım. İşte Celal hocam böyle bir talepte bulunuyor. Celal hocam buyur gel diyecek. Onu da farklı bir noktaya koyacak. Yani futbol içerisine gelmiş, yıllarını vermiş, her şeyi bilen, Gençler Birliği'nin tozunu yutmuş olan bir insanın insan bu kulübün kaybolmasını üzülür ki. Yani ama herkes hocam, üzülür buna. Bakın bir de şimdi her ligin de kendine göre bir dengesi ve ağırlığı var. Şimdi amatörde futbol oynaman, amatörde bir kulüp çalıştırmanla Süper Lig'de bir kulübün yöneticisi olman ve her şeyine hakim olman aynı şey değil. Muhakkak. Çünkü buradaki dengeler çok çok farklı Süper Lig'deki dengeler. Rakamlar değil sadece futbolcunun, amatördeki futbolcu beni zeytinle yersin, ikna edersin ama burada bir maç primleri yatmadığı zaman arıza tabii, yapar. Tabii. Ya burası adı üstünde profesyonellik. Evet. Yani burada nedir? Siz yönetici olarak taahhütünüzü yerine getirmekle mükellefsiniz. Futbolcu da işini yapmakla mükelleftir. Bu karşılıklıdır. İşte zaten. Gençler bile onu yerine getiremeyecek hale geliyor maalesef. O kötü. İşte bak o çok ciddi problem. Ki biz de bunları zaman zaman duyuyoruz, işitiyoruz. Geçmişte hep biz örnek verirdik. İşte Türk futbolunda bahsederken altın olurduk, Gençler Birliği derdik. Evet. Yani üçüncü, dördüncü takımı sayamazdık. Bugün Alanya Spor gerçeği var ortada. Kutluyorum, tebrik ediyorum. Başakşehir'i kutluyorum, tebrik ediyorum. Gerçekten borçsuz, harçsız. Güzel işler imza atıyorlar. Altın Ordu'yu konuşuyoruz. Normalde evet. Türkiye'de Altın Ordu'nun değil, altyapı konusunda Gençler Birliği konuşması. Yani geçen haftalarda hocam güzel bir şey söyledi. Siz altyapınızda övünüyorsunuz dedi. Ya A takımımızda bir tane oyuncu oynuyor dedi. Ya A takımda evet. Bir tane yerli oyuncu oynuyor dedi. Bakın ya bu da bir gerçek. Yani bunu da atlamamak lazım. Biz de Sayın Murat Cavcav'ı seviyoruz. Gerçekten değer verdim, kıymet verdim bir başkanımız. Çünkü her şeyden önce İlhan Başkan'ın bir hatırı var. Yani ama önemli olan sistemi dağıtmak değildir. Sistemi eğer yanlışları varsa güncellemek lazım. Sistemi güncellemek lazım. Bilmiyorum yani Bülent'e nasıl görüyorsun? Ben Gençler Birliği'ni Murat Cavcav'dan çok daha fazla seviyorum. Onun için Gençler Birliği için doğruları peki ne yapılması lazım? Yani Gençler Birliği ile ilgili hocam dediği mesela Celal hocam güzel bir şey söyledi. Yani buna benzer bir resetlemek mi lazım, güncellemek mi lazım? Çevresindekilerin hepsini göndermesi lazım.
yanlış yönlendiren herkese yıllardır gelen bu başarısızlık, son 3 yılda 4 yıldaki bütün başarısızlıklar aynı çevresindeki insanların bilgi birikimiyle, onların söylediğiyle olduysa, bu kasadaki, kulübün kasasındaki para yine onların bilgi birikimi, onların söylediğiyle olduysa, Murat Başkanım şöyle düşünüp çevresine bakıp bunlar bana fayda vermediler, bunlar bu kulübü zarara soktular deyip bir doğru insanları seçerek onlarla yollarını ayırması lazım. Çünkü biraz önce Arif Ölmez dedin. Arif Ölmez gençler bir açısından önemli bir isimdi. Sadece İlhan Cavcav açısından değil, Murat Cavcav açısından da bir dosttu. Dostlarıyla arasını bozanları da bir kontrol etmesi lazım. Çıkıp yani çok... şu kişi ben kulübe zarar vereceğine inanmam diyeceğin yere herkesin o kulübe zarar vereceğini düşünerek tetikte durman gerekir. Evet. Ona göre bir şeyi 3-5 kere kontrol etmen gerekir. Biraz önce söylüyorum işte 30 küsur milyon lira geçen sene Gençler Birliği değmeyecek futbolculara para verdi. Onun yüzünden bu sene transfer yapamadı. Şöyle bir dönüp listeye bakıp bana bu futbolcuları kimler getirdiydi, bana kimler bu paraları ödetti diye bir bakması lazım. Değil mi? Yani bir çek etmesi gerekiyor. Tepki gösterenlere, tepki gösterenlere küsmesi değil çözüm. Yani şunu yapmak lazım. O zaman birazcık böyle bir çek etmesinde fayda var. Çevresini kontrol etmesinde fayda var diyoruz Sayın Murat Cavcav'ın. Çünkü Gençler Birliği gerçekten önemli bir kulübümüz. Çünkü benim de orada çok önemli anılarım, yaşadıklarım var. Ben de çok seviyorum Gençler Birliği'ni. İnşallah Gençler Birliği'ni çok daha güzel yerlerde görürüz diye ümit ediyorum, temenni ediyorum. İnşallah. Cevher Hocam, tabii programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Aslında Bülent çok güzel cümleler ifade etti Gençler Birliği ile. Aslında sadece Gençler Birliği değil ama Türk futbolunun, tüm kulüplerimizin örnek alması gereken bir bence ifade ettiler. Onla ifade etmiş oldukları tüm kulüp başkanlarının örnek alması gereken veya kulağına küp olması gereken cümlelerdi. Çünkü eğer bir yerde bir yanlışlık varsa, eksiklik varsa, o size hata yaptırıyorsa, o hata yaptıran kişileri bir gözden geçirmek lazım. Doğru. Aynen. Burada bir eksiklik varsa, bir yanlış kararlar varsa, bu kararları kimlerle aldıysanız bunları bir gözden geçirmek doğru. Dolayısıyla Sayın Murat Cavcav olduğu gibi birçok kulüp başkanımızın da bunları eğer bir hata varsa, hata yaptıklarını düşünürse veya kulüplerinin puan sıralamasında veyahut da işte sonuçlarına bakarak bu değerlendirmeleri yapmalarında fayda olduğunu düşünüyorum. Hocam son sözlerinizi alarak da programı yavaş yavaş kapatacağım. Ne ifade söylemek istersiniz? Şimdi sevgili Bülent, Hasan Kartal'ı hem de siz de söylediniz. Tabii ki Hasan Kartal Bey de başkan da bu işte artık iyice tecrübelendi. Ve yanında onun çok sağlıklı düşünebilen, sağlıklı kararlar verebilen... Aslında bir anlamda Bülent'in söylediğine geliyor. Evet, Yılmaz Bal diye bir arkadaşımız var. Futbolcu eski, yöneticilik yapıyor. Hem Etimes Belediye'deydi. Oradan sonra Bursa Spor'daydı. Samet Hoca ile birlikte çalıştı etti. Arada Eskişehir'de var. Ben bunları çok iyi bilirim yani ben. Ondan sonra da gitti Rize Spor'a, Sayın Kartal onu yanına aldı ve o yönetiyor. Şimdi Rize Spor takımına baktığımız zaman başarılı gidiyor. Niye? Her ne kadar Thomas'ın lisansı yeterli de olmasa, altyapısı iyi oluştu Thomas'ın. Yardımcı antrenörlükler yaptı. Ondan sonra gidip tek yetki çalıştı. Biraz Türkiye'de yıllarca futbol takımlarında futbol oynadı. Yıllarca teknik adamlarla çalıştı. Ve gidiyor. Hasan Kartal Bey ile Yılmaz Bal'ın uyuşumuyla birlikte Çaykur Rizespor iyi bir yolda. Tebrik ediyorum. Son laflarıma gelirken de sevgili Bülent'in biraz evvel Gençler Birliği için söylediklerini tekrar ediyorum. Bak, harfiyen katılıyorum ve eksik söylüyor. Söylenecek çok şey var. Daha zamanımız yetmediği için söyleyemiyoruz. Onları da söyleyeyim. Ve biz Gençler Birliği takımını ben seviyorum. Ankara Gücü futbol takımını seviyorum. Çünkü ben Ankara'yı oturuyorum. Ankara'da Gençler Birliği'ne yetiştim. Ankara Gücü'nde görev yaptım. Gençler Birliği'nde kısa bir devre İlhan abiyle, rahmetliyle çalıştık, ettik. Ama o sıra rahatsızlık geçirdim ve ayrıldık. Ve içimde hep ukde kaldı. Çünkü çok yapacağım iş vardı. Bundan sonra da yapacağım iş var. Hayat bir tecrübedir. Her gün bir yeni sınavdır. Bu sınavlardan başarılı geçmemiz için sağlıklı düşünebilmemiz gerekir. Ve çevremizdeki insanları iyi kontrol edip iyi seçmek zorundayız. Allah bize bir akıl vermiş. Demiş ki eksi de var, artı da var. Bunun tercihini siz yapacaksınız. İnsan devamlı kandırılıyorsa o insanlara artık kanmaması gerekir. Ve yeni bir farklı arkadaşlar, yeni bir bilgi birikimi, farklı olan insanlarla birlikte olmak zorundadır diye düşünüyorum.
Bu sınavı başarmak için de bunları yapacak olan insanlar başarılı oluyor. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Yarın milli takımımız Hırvatistan'la özel bir maç yapacak İstanbul'da. Ona evet. 15 Kasım'da tekrar Rusya ile İstanbul'da bir UEFA Avrupa Ligi maçımız var. Yine 18 Kasım'da da Macaristan Budapeşte'de Macaristan milli takım ile maçlarımız var. A milli takımımıza bu maçlarında yürekten, beynen başarılar diliyorum. Her şey gönüllerince olsun diyorum. Hem sevgili Bülent Attas yanaklarından öpüyorum. Kısa zamanda görüşmek üzere diyorum. İnşallah Sayın Kandazoğlu. Çay TV bu programı hazırlayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize, izleyicilerimize de sevgi, selam, saygılarımı iletiyorum. Bu arada mesajlar gelmiş. Ondan bir tanesine mesajımı teşekkür edeyim. Hasan Dindaroğlu hocayı da buradan tebrik ediyorum. Adam gibi adamdır. Ona da buradan ailesiyle birlikte Dindaroğlu ailesine selamlarımı gönderiyorum. Hocam size çok teşekkür ederim. Ben de Hasan hocama buradan selamlarımı iletiyorum. Gerçekten çok kalite, değerli bir hocamızdır. Evet Sayın Atlas, sevgili Bülent. Tabii Hasan Kartal dedik. Hakikaten ben de Hasan Kartal'la ilgili bir iki cümlede ben etmek istiyorum. Yani bir defa insanlar haddini bilmesi çok önemlidir. Yani Hasan Başkan'la konuştuğumuzda der ki ben futbolu bilmem. Ama iyi yönetirim der. Evet. Bakın iyi yönetirim der. Gerçekten iyi yönetiyor. Ki Rize Spor gibi bir takımı yıllardır Rize Spor biliyorsunuz düşer çıkar birçok problem yaşar ama Rize Spor eğer Okan Buruk'la devam etmiş olsa idi, Başakşehir'e gitmemiş olsa idi, çok iyi bir ekip olmuşlardı. Evet. Bugün Rize Spor'u belki de Şampiyonlar Ligi'nde veya da UEFA'da görebilirdik. Evet. Bunu Thomas'la başarabilir mi Rize Spor? Başarabilir. Bence çok iyi bir uyum yakalamışlar. Yani Okan Buruk'la Hasan Kartal uyumunu Thomas'la... Zaten Thomas Hasan... Okan Buruk'un yardımcısıydı yanlış hatırlıyorum. Evet, öyle evet. Yani o aynı ekolden geliyorlar. Evet. Dolayısıyla Hasan Kartal'ı tebrik ediyorum. Rize Spor'u tebrik ediyorum. Üzemi diye çok önemli bir oyuncu almışlar. Gerçi o da korona yakalanmış. Sanıyorum bu arada da bu süreci tamamlar. Rize Spor'a katkı vermeye devam eder. İyi takım olmuşlar. Eksikleri var defans bölgesinde özellikle. Ama ona da tabii Yılmaz Bal gibi çok kıymetli, çok değerli bir sportif direktörleri var. Bunu kısa süresi içerisinde de çözeceğini düşünüyorum. Her geçen hafta defansif hatalarını azaltıyorlar zaten sezon başında. Tabii oynadıkça evet. O stoperler, tandem özellikle o bölge. Evet, Elibi oralar fena sıkıntılıydı, evet. Uyum yoktu. Evet. Çok fazla arkaya atılan toplarda Rize Spor pozisyon veriyordu. Gol de yiyordu. Son haftalarda bu iyice azalmaya başladı. Bu Rize Spor açısından önemli bir gelişme. Evet. Bülent'im son yani Rize Spor'la ilgili söyleyeceğini alayım ondan sonra da programı kapatacağız. Valla Rize Spor'dan çok ben Hasan Kartal deyince Etimesgut evet. Belediyespor aklıma geliyor. Harika bir altyapı tesislerine başladılar. Ankara'da evet. Ciddi bir altyapı problemi var aslında bakarsak. İki tane kulübün üstüne binmiş bir durumda. Ankara Cüve Gençler Birliği'ne bakıyor. Türkiye'deki, Ankara'daki bütün çocuklar. Şimdi Rize Spor Bağlıca tarafına çok güzel bir modern tesis inşaatı. Gittik geçenlerde gittik gördük. Sağ olsun Sayın Başkan'la gezdik oraları. Hakikaten inanılmaz güzel bir tesis yapılıyor oraya. Gerçekleştiriliyor. Ben yani Ankara için hem Etimesgut Belediyesi ve Ankara futbolu için çok önemli bir tesis olduğunu bir taraftan gördüm. Etimesgut Belediyespor Rize Spor'un altyapısı gibi de çalışıyor. Evet. O açıdan Rize Spor'u da ilgilendiren bu konu. O tesisler bittiği zaman Ankara'da ciddi bir oyuncu profiline oradan yetiştirmeye başlayacaklar diye düşünüyorum. Çok kıymetli ve çok önemli bir iş yapıyor Hasan Kartal. Yo, bence de. Yani Türk futboluna lazım bir başkan. Bunu yani Hasan Kartal'ı tanıdığımız için söylemiyoruz. Bakın yani Hasan Kartal'ın bir özelliği vardır Sayın Başkanım. Etimesgut Belediyesi amatör birinci kümeden alarak bugünlere taşıdı. Bakın birinci kümeden. Çok iyi biliyorum. 3. kümeden takımı aldı. Süper Amatör Lig, Bal Ligi, 3. Lig, 2. Lig. Eğer Rize Spor devreye girmemiş olsaydı belki şu anda Etimesgut Belediyesi 1. Lig'deydi. Belki de şampiyonla oynuyordu. Ama şöyle bir profil var. Hemen hemen Süper Lig'den Bal Ligi, Amatör Lig'e, Süper Amatör'e kadar bütün liglerde yöneticilik ve başkanlık yapmış bir insan Hasan Kartal. Evet, herhalde özelliği fazla var. Bir örneği yok. Yok, yok gibi. Biz de burada Sayın Kartal'ı bir kez almış olduk hakikaten. Çok kıymetli, değerli bir başkan. Bir defa ne yaptığını bilen Rize Spor'a ve Etimesgut Belediye Spor'a da çok önemli katkı ve destek veren bir başkan. Başkanım ben de son şeyi söyleyeyim.
Yani şimdi Futbol Federasyonu'nda da şeyde de konuşulduğu zaman kulüplerin nasıl kurtulur reçetesi, kulüpler kanunu çıksın ve birinci madde kulüp başkanları, yöneticileri kulübün harcamalarından, borçlarından sorumlu olsun deniliyor. Bunu Hasan Kartal Etimesgut Belediyespor da kendi yaptı. Yani bu kanun çıkmadan kendisi biz borçtan, alacaktan sorumluyuz. Bundan daha güzel bir şey var mı? Bundan daha güzel kendine bir... Kendine güven yani. Evet. Eğer kötü niyetli bir insan bunu tüzüğe, o maddeye eklettirmez. Niye borçtan sorumlu olayım? Bu ama önemli. Bunu maalesef çok fazla böyle ulusal kanunlarda ben isterim ki bugün ülkemizin en önemli spor programlarında bu maddenin işlenmesini isterim. Yani Hasan Kartal, Rize Spor'da kendi dönemine ait borçlardan sorumlu olduğunu, başkan ve yönetim kurulunun sorumlu olduğuna dair tüzüğüne madde koyuyoruz. İşte bitti. Yani bu, olması gereken bu. Yani işte bunu, aynı şey İtimus Belediyesi'nde var. Yani şimdi kulüpler federasyona aktarıyor devlet bir kanun tasarısını. Federasyon Kulüpler Birliği'ne veriyor. Kulüpler evet. Birliği'nden bu kararın çıkmasını bekliyoruz. Bence Kulüpler Birliği'nin hazırladığı taslakta böyle bir şey çıkmaz. Zor gibi. Çıkmaz. Sevgili Bülent, gerçekten büyük bir keyifti. Yani seninle programı yapmak ben zaten çok zaten hep yapıyoruz, birlikteyiz, beraberiz ama bugün de ben moderatör, sen yorumcu oldun. Bazen zaman zaman bu görevde değişiyoruz. Ama çok keyifliydi, güzeldi. Bence, Celal Hocam olsaydı daha da keyifli. Yani şöyle yapacağız Celal Hocamla da. Şunu yapacağız. Gelecek haftalarda hocam döndükten sonra hocam stüdyoya çağıracağım. Siz de burada olacaksınız. Tamam. Çok daha keyifli bir program olacağını düşünüyorum. Çünkü uzaktan bağlantı ne kadar da keyfi güzel olsa da Celal Hocam'ın nasırları var. Oralara basınca kızıyor. Orada yan yanasın zaten. Basmak lazım değil mi? Çözdüm onları. Uzak bağlantıyla o olmuyor. Evet evet, yapmak lazım. Hocam çok kıymetli, çok değerli. Bence Sayın Murat Cavcav'ın da yani sadece değil Celal Kıbrıs'ı gibi futbol adamlarının camialarında bu Fenerbahçe, Galatasaray, şimdi hani çok kapatacağım ama program bir şey daha ifade etmek istiyorum. Şimdi Emre Belezoğlu yani Fenerbahçe'de çok uzun yıllar futbol oynamış. Doğru ve yanlış. Belki biraz daha bekleyebilirdi tecrübe anlamında. Ama Ali Koç dedi ki yani ben evet futboldan çok anlam ama sen çok iyi anlarsın. Sana da güveniyorum. Geç takım başında bu futbol takımını sen yönet dedi. Yanına Selçuk Şahin'i getirdi. Evet, evet. Bakın bunlar çok önemli şeyler. Aynı şekilde Gençler Birliği Sayın Cavcav'ın da böyle bir modeli Gençler Birliği'ne getirebilir diyorum. Artık da yavaş yavaş programı kapatalım. Çünkü arkadaşlar da sanıyorum bizden sonra başka bir yayın var. Onların da hakkını gasp etmeyelim. Evet değerli izleyiciler, gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Yayında ve yapımda emeği olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı günler, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.